Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın 2020 model uygun fiyatlı yepyeni telefonu iPhone SE'ye yakından bakıyoruz. Yepyeni taptaze çıkan bir telefon SE. Tasarım olarak iPhone 8'e kadar gördüğümüz Touch ID'yi birebir barındırıyor arkadaşlar. Zaten tip olarak da çok yakın. Ama donanım tarafında karşımıza iddialı bir şekilde çıkıyor. Yani hem nostaljiyi hem de gücü içinde barındırıyor arkadaşlar telefon. Çok fazla lafı dolandırmayacağım. Şimdi hızlıca kamerasıyla başlayalım. Öncelikle arkasında 5 kamerası olsun, 4 kamerası, 3 kamerası olsun, geniş açı olsun, optik zoom olsun vesaire diyenler bu telefona hiç bakmasın arkadaşlar. Arkada bir tane 12 megapikselli sensörü bulunan tek bir kameramız yer alıyor. Ufacık şurada normal bir şekilde duruyor kendisi. F1.8 diyaframlı bu lensimiz arkadaşlar A3 Mionic işlemcisinin de getirdiği makine öğrenmesinin de katkılarıyla birlikte gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Portre modu şu an için hayvan, nesne, işte çiçek, böcek vesaire gibi şeylerde çalışmıyor arkadaşlar. Şu an sadece insanlar üzerinde portre modunda çekimler yapabiliyoruz. En iyi portre modunu çeken kamera değil, bazen arka plandan ayırırken hatalar yapabiliyor. Yeni nesil iPhone'larda gördüğümüz ve bizim de çok hoşumuza giden gece modu özelliği eklenmemiş. İkinci bir lensimiz olmadığı için optik zoom'dan da söz edemiyoruz. 5 kat dijital olarak yakınlaştırabiliyorsunuz kendisiyle. Klasik iPhone tavrını, iPhone renklerini çok net bir şekilde SE'de de görebiliyoruz. Dinamik aralık ve kontrast gayet iyi durumda. Detaylarda da kayıpların oldukça az olduğunu söyleyebilirim. Video tarafından da ufaktan bahsedelim. 4K çözünürlükte çekimler yapabiliyor kendisi. Aynı zamanda bu 4K çözünürlükteki çekimleri saniyede 60 kare yapabiliyor. Bunun yanında dilersek 1080p çözünürlükte 240 FPS ağır çekimde yapabiliyoruz. Ön kameradan da bahsedecek olursak 7 megapiksellik çekimler yapmamıza olanak sağlıyor. iPhone 7'de 8'lik kamera ünitesiyle aynı desek aslında yanlış olmaz ön kameramız için. Yine Retina flash kullanıyor. Bildiğiniz gibi ekranı parlatarak yüzünüzü aydınlatıyor arkadaşlar. Ön kamera da yine arka kamera gibi bence fena olmayan bir kamera. Özellikle portre modunda da yine yazılımsal olarak portre modu desteği sunuyor. Bence başarılı işler çıkartabiliyor. Genel olarak kamerası optik yakınlaştırma ve ultra geniş açılı gibi şeylere ihtiyaç duymayan bence tatmin edecek seviyede olmuş. Şimdi gelin bundan sonra kameradan sonra biraz tasarımdan bahsedelim. Sonra zaten donanımına da giriş yapacağız. 3 yıldır çentikli modellerle karşımıza çıkıyordu Apple arkadaşlar. SE ile bizi birazcık böyle dediğim gibi geçmişe götürmeyi başardı. iPhone'lar ilk başta böyle yuvarlatıldığı zaman insanların bir kısmı tepki göstermişti. iPhone'da bu noktada eski nesil SE'yi çıkartarak onların gönlünü fethetmiş oldu. Touch ID'yi hala çok isteyen, çok kullanan insanlar var ama bir yandan donanımı kuvvetli olsun diyorlar. İşte iPhone 2020 model SE ile birlikte yine o insanların da gönlüne taht kuracağı benziyor. Ha arada mesela 8'e benziyor diyoruz ya, küçük farklar yok mu? Var tabii ki de arkadaşlar. Mesela bu Apple logosu ortaya taşındı. Bunun dışında telefonun ön tarafı arka taraftan bağımsız olarak siyah arkadaşlar. Bu arada telefonun ön ve arka taraf camdan oluşturulmuş. Ayrıca alüminyum panellerle birlikte birleştirilmiş yan taraflarda. 13.8 cm'lik bir yüksekliğimiz var. 6.7 cm'lik de bir genişliğimiz var telefonun. Aynı zamanda 7.3 mm'lik de bir kalınlığımız var. Şöyle tek elle tuttuğumuz zaman gayet rahat özlediğimiz bir telefon formu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tek elle kullanımı tabii ki de çok rahat. Şimdi biraz donanımdan bahsedelim. Donanımda ufaktan ekrandan da bahsedeceğim arkadaşlar. iPhone SE'nin 2020 model olanı kesinlikle bence Apple tarafından torpilli bir telefon olmuş. Çünkü iPhone 11 serisinde gördüğümüz gücünü ispatlamış gayet güçlü olan bir işlemci var içinde A13 Bionic bu telefonda mevcut. O yüzden telefon ucuz, iPhone ucuz ve güçsüz olur gibi bir şeyin aklınıza gelmesini istemem. 64, 128 ve 256 GB'lık depolama seçenekleri mevcut. Tabi hafıza arttırılmıyor. Bunu artık bir iPhone için söylemenin de aslında mantığı yok. Eğer 4K videoya çok fazla abanmıyorsanız, telefonunuzda tutmuyorsanız videolarınızı, fotoğraflarınızı ya da çok fazla uygulama kurmuyorsanız 64 olan yani başlangıç modeli bence yeterli olur. RAM olarak da iPhone 11'den 1 GB daha düşük arkadaşlar. Tabi burada düşük çözünürlükte ekranımız var. Telefon bazı şeylerden kısılmış olduğu için o açığı da kapatıyor. Ekran demişken SE'nin ekranı iPhone 8 ile birebir aynı arkadaşlar. 1334'e 750 piksellik bir ekran çözünürlüğüyle birlikte geliyor. 4.7 inçlik Retina HD LCD ekranımız mevcut. Bu ekranı günümüzde beğenmeyenler bolca var arkadaşlar. Ancak fiyat performans düşündüğümüzde ekran tarafı bence tolere edilebilir. Ve bunların yanında Face ID'miz de yok arkadaşlar. Güvenlik önlemi olarak eski usul parmağımızı okutmamız lazım. iPhone'larda bildiğimiz gibi gayet güzel, stabil bir şekilde çalışıyor bu parmak izi okuyucusu. iPhone SE'de iPhone 8'de de gördüğümüz 1821 mAh'lik batarya yer
yer alıyor. Apple'a göre yine iPhone 8 ile aynı kullanım süresini sunan bu batarya ile 13 saat video oynatabildiği vaat ediliyor. Tabi telefon taze olduğu için çok uzun testler yapma imkanım olmadı maalesef. Ancak kutudan çıkan 5 wattlık adaptörle yarım saatte %30'u doldu. Yani günümüzde alıştığımız hızlı şarj meselesi bu telefon için geçerli değil diyebiliriz. Tam şarja da yaklaşık 2,5 saatte ulaşılabiliyor. 10 dakikalık PUBG oyunumuzun sonundaki sonuçlara baktığımız zaman da şarjımız 10 dakikanın sonunda %92'den %89 seviyesine düştü arkadaşlar. Gayet iyi bir değer diyebiliriz. %3'lük değer zaten artık günümüzdeki akıllı telefonların birçoğunda 3 aşağı 5 yukarı aynı değerleri görüyoruz. Ve elle hissedilir çok büyük bir ısınma da olmadı cihazda. Tabi büyük ekranlı telefonlara alıştıktan sonra bu tarz küçük bir ekranlı oyun oynama zevki birazcık daha düşüyor. Bunu belirtmiş olalım. Son sözlerde her zaman olduğu gibi önce fiyatı söylüyoruz. iPhone SE'nin 64 GB'lık başlangıç modeli 5300 TL'den ülkemizde satın alınabilir durumda. Öncelikle uygun fiyatta olsun ama tasarım ve kamerası son model olmasın. Fakat donanımdan da ödün vermeyen bir iPhone'um olsun diyorsanız iPhone SE'yi çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Zaten başka bir alternatifi şu an için yok. Tabi tasarım olarak günümüzün tam ekranlı telefonlarıyla herhangi bir alakası yok. Bataryası da gerek şarj olma süresiyle olsun, gerekse de kapasitesiyle olsun çok iddialı değil. Ekran teknolojisi birçok insana hitap etmeyebilir, gözünüze belki hoş gelmeyebilir. Ama bana kalırsa bir önceki SE'de gördüğünüz gibi bu telefonda bence oldukça ciddi satış rakamlarına ulaşacak arkadaşlar. Tabi bunu bize zaman gösterecek arkadaşlar diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Her zaman olduğu gibi en sonunda topu size atıyorum arkadaşlar. Sizler yepyeni model bu SE hakkında neler düşünüyorsunuz mutlaka yorumlar bölümünden bizlere ulaştırın. Ayrıca yine kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa onu da aşağıdan bizlere yorum olarak iletebilirsiniz. Videomuzu şuradaki beğen butonundan beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.